Abdullah Bey merhabalar, çok geçmiş olsun. Çok sağ olun, Ahmet teşekkür ederim. Hoca'da bir bel fıtığı operasyonu geçirdiniz. Ameliyat öncesi ve sonrası sizlerden kısa bir dinlemek isteriz. Ameliyat öncesi açıkçası neredeyse bir aydır süre gelen bir ağrılar vardı. Yani ameliyatlık durumumu bana hissettiren, beni o noktaya getiren gelişmeleri gün bir gün yaşadım. Sonra da artık bir doktora görünmeliyim dedim. En azından bir MR sahibi olayım. Son durum nedir onu da öğrenmiştim. Çünkü 2016 yılında da bel fıtığı ile ilgili problem olmuştu. Fakat fizik tedaviyle o süreci atlatabilmiştik. Sonrasında Ahmet Hocam'a muayene oldum. Ahmet Hoca'yı niye seçtim? Bu hastaneyi biliyorum. Çocuklarını getirdim bir hastane. Beğendiğimiz bir hastane. Baktım, inceledim. Ahmet Bey hocamız oldukça uygun göründü. Daha öncesinden bir referans almıştım, yoktu açıkçası. Muayene olduk. MR sonucu sonrası kendisi bunun bir ameliyatlık durumu olduğunu söyledi bana. Ben yine bir fizik tedavi süreci de atlatabilir miyim diye düşünmüştüm. Ama o ana kadarki yaşadığım süreç ve hele hele son gün artık sabah kalktığımda yerinden kalkamayışım, lavaboya kadar gidemeyişim, her anımın, her saniyemin inanılmaz acılarla dolu olduğu bir durumda zaten bu hastaneye tekrar gelişim de çok çok zorluydu. O günleri zaten unutmam mümkün değil. Allah kimseye vermesin acıları. Sonrasında sağ olsun bir perşembe günüydü, bayramdan hemen önceki gün. Ahmet Hocam'la görüştük. Çünkü şu da bir gerçekti. İçimdeki endişe tam da bayram öncesi. Ahmet Hocam yani bir başkası herkesin programı dolu olabilirdi. Bayram tatiline herkes çıkıyor olabilir. Ben o 9 günlük süreci bu hocalarla nasıl atlatabilirim diye çok büyük endişelerim vardı. Sağ olsun Ahmet Hocam'ın özel girişimleri sayesinde o sıkıntılarımız da halloldu. Kendisi inanılmaz bir ameliyat yoğunluğu olmasına rağmen beni araya aldı diyebileceğim bir seçenek sundu bana. Ve biz bayram öncesi hemen ameliyatımızı olduk. Kendi anlatımıyla ve dışarıdan aldığım doğrulamalarla standartın dışında bir ameliyatmış benimkisi. Yan taraftan X diskinin üzerindeki sıvılar tamamen sinir tarafına boşalmış. Şimdi aldığım bilgiye göre oldukça dar bir yerden bir temizleme operasyonu yaptı. Yani sanırım her operatörün rahatlıkla yapamayacağı türden bir ameliyat. Ameliyatın hemen arkasından ertesi gün zaten akşam üzeri biten bir ameliyattı. Ertesi gün sabah yürüttü beni. Taburcu olabilirsin dedi ve o an itibariyle zaten tüm acılarım da gitmişti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok şükür onun sayesinde hiç değilse bayramım son derece iyi geçti. Dinlenerek geçtim. Şimdi artık ödev bizde, yapmamız gerekenler, dikkat etmemiz gerekenler bizim sorumluluğumuzda tamamen. Ahmet hocama, ekibine, yardımcılarına, herkese ve hastaneye çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Çok mersi. İnşallah tekrar yaşanmaz ama yaşanıp yaşanmaması tamamen bizim elimizdeki bir süreç. Herkesin de çok dikkat etmesini öneririm. Evet, bel fıtığı ameliyatı belki çok çok gerekli değildir diyebilir ve doğrudur da. Yani birçok kişi ameliyatta %99'unun gereksiz olduğunu söylüyorlar ama benimki çok farklıydı. Benimki çok büyük bir patlaktı. Artık ameliyatsız hiçbir seçenek yoktu ve benim o ağrılardan beni ne kurtaracaksa ben de zaten her şeye hazırdım. Çok şükür ameliyatımız olduk. Bundan sonraki süreci devam ettireceğiz. Çok geçmiş İnşallah. olsun.